aylık süreç içindeki şişkinliklerimiz için evet. ne söylersin? Şimdi tabii ki bu aylık dönemlerde bayanlar işte özellikle bir hafta öncesinden başlayarak şişkinliklerimiz oluyor. Sindirim sistemi şikayetleri de yaşıyoruz aslında ama bu dönemde ne yapabiliriz? Kürler şeklinde vücudumuzu rahatlatacak bir takım gıdalar ve bitki çaylarına özellikle yer verebiliriz. Şimdi ne zaman yapalım bu kürü? Bu kürü ne zaman yapıyoruz? Bir hafta öncesinden başlayarak takip ediyoruz. Kendi periyotlarımızı bir hafta öncesinden başlayarak bitki çaylarımızı içiyoruz, demliyoruz ve içiyoruz. Ama nasıl demleyeceğiz, nasıl içeceğiz, hangi bitki çayını içeceğiz bunlardan detaylı bahsedelim. Çünkü çoğu zaman bilinçsiz olarak uygulamalar yapıyoruz evimizde veya eş, dost, konu, komşu tavsiyelerle bir takım uygulamalar yapıyoruz. Bir kere en güvenilir ödem atıcı bitkimiz mısır püskülüdür. Mısır püskülü. Evet. Mısır püskülünü gebelik döneminde de, emziklilik döneminde de rahatlıkla kullanabiliriz. Çünkü özellikle gebelik ve emziklilik dönemleri riskli dönemlerdir. Bu dönemlerde de rahatlıkla kullanabiliriz. Nasıl demliyoruz mısır püskülünü? Burada görüyoruz mısır püskülümüzü. Bunu çok rahatlıkla temin edebilirsiniz. Marketlerden değil ama bir takım bu ürünleri satan mağazalardan alabilirsiniz. Bu hijyen konusunda biraz tedirgin ediyor beni. Kesinlikle öyle. Bu biraz riskli. Özellikle açıkta satılan bitkiler oldukça riskli. Ancak güvendiğimiz bir yerden belki temin edebiliriz. Çok da rastgele alışverişler yapmayalım. Bu konu çünkü önemli bir konu gerçekten de. Peki mısır püskülünden ne kadar kullanacağız? Şöyle bir tutam mısır püskülünü aldık. Bu kadar. Bu kadarcık. Bu kadar bile yeterli bizim için. Demliğimiz burada zaten. Demliğimizi, evet. Peki. Demliğimize bir tutam mısır püskülümüzü attık. Sadece mısır püskülüyle işimiz bitiyor mu? En güvenilir dedik ama başka. Bu kadar yani. Evet. Bu kadar. Evet, bu kadar. Biraz daha açalım hatta. Sadece mısır püskülüyle işimiz bitmiyor dedik. Daha neler ekleyebiliriz? Taze bitkilerden de faydalanabiliriz. Burada gördüğümüz taze nanemiz var. Nane biz daha çok ferahlatıcı etkisinden faydalanırız. Nefesimiz ferahlar, ağız kokusunu giderici özellikleri var. Ancak bunun yanında nanenin ödem söktürücü özelliği de var. Dolayısıyla şöyle ben iki yaprak attım. Mısır püskülü üzerine birkaç yaprak. 3-4 yaprak. 6 yaprak nane yaprağı attım. Hatta sapını da ayırmayalım. Sapını da koyabiliriz demliğimizin içine. Nanemizi de ekledik. Oh, yine güzel koktu. Evet, nefis bir kokusu da var. Yeşil çay yine burada bizim laboratuvarımız. Ben mutfaklara evin laboratuvarı diyorum. Laboratuvarımızda yine yeşil çayımız da var. Yeşil çayımızı da yine şöyle bir tutam alabiliriz. Bir tutam. Evet, bir. Hatta yeşil çayın bir tutamı yetmez. İkinci tutama da geçelim. İki tutamda yeşil çayımızı ekledik. Üç malzememiz oldu. Şimdi gelelim dördüncü malzememize. Dördüncü malzememiz de gerçekten güvenli bir malzeme. O da kiraz sapı. Kiraz sapı. Evet. Bunu zayıflamak için o kadar çok duyduk ki. Kesinlikle. Değil mi? Çok yaygın kullanılıyor. Ve bunun endüstrisi başladı artık. Kiraz saplarını kurutup satıyoruz. Gerçekten işe yarıyor mu? Gerçekten işe yarıyor. Gerçekten etkisi var. Evet evet diye yorumları da duyuyoruz stüdyodan. Suyunu evet, özellikle. Evet. Kiraz saplarını. Aslında bu halk ilaçları hanımefendi dedi bizim ailede hep yapılırdı. Bu halk ilaçlarının gerçekten de uygulanabilirliği ve doğruluğu var. Ancak burada bizim dozlarımız tabii ki çok önemli. Şöyle bir burada neredeyse 10 sap var. 10 sapta kiraz sapımız hatta biraz daha ekleyebiliriz. Kiraz saplarımızı da ekledik. Güzel. Malzemelerimizden oluşan karışımımızı hazırladık. Şimdi biz bunu niye yaptık onu da söyleyelim evet. tekrar. Biz bunu neden yaptık? Nereden başlamıştık? Adet dönemlerindeki şişkinliklerimiz, ödemlerimizden nasıl kurtulacağız? Bundan başlamıştık. Peki bu çayımızı ne zaman yapmaya başlıyoruz? Adet dönemimizden bir hafta öncesini hesaplayarak ilk günden itibaren demliğimizde böyle yarım litre suyu alacak kadar büyüklükteki demliğimizde malzemelerimizi ekliyoruz ve üzerine 500 mililitre yaklaşık 2 fincana eş değerdir sıcak suyumuzu ekliyoruz. Bu demleme olayı çok önemli.